işçisi, köle devrimci. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım. Biz de kötü koşullar yüzünden, mühendislerin hakareti yüzünden, patronun baskıları yüzünden sendika üye olduk. Sendika üye oldum, 5. gün işten çıkarıldım. Bütün haklarınızı vereceğiz dedi. Hiçbir hakkımızı vermedi, ne maaşımızı ne tazminatımızı vermediler. Biz de eyleme geçtik. Tabii ki eyleme geçtiğimiz zaman Arzu Şentürk, Agrobay patronları oraya jandarma yığdılar. Sanki Arzu'nun özel güvenlikçisi gibi davrandılar bize. 2 kere gözaltına alındım. Yurt çıkış yasağı verdiler bana. Aslında bir tek Agrobay'la sınırlı değil kötü iş koşulları. Bütün seralarla ilgili. Şu an o Bakırçay Havzası'nda bütün seralar kötü çalışma koşulları var. Düşünün, 8 saat 9 saat çalışıyorsunuz ve yarım saat molanız var. Yarım saatten molaya mı çıkacaksınız, yemek mi yiyeceksiniz, tuvalete mi gideceksiniz? Ne yapabilirsiniz yani yarım saatte? O bizim bütün Bakırçay Havzası'na bütün seracılar, patroncular ahtapot gibi sarmış her yeri. Ve buna hiç kimse, ne sarı sendikalar şimdiye kadar bir faaliyet gösterdiler. Ta ki Tarım Sen diye bir sendika çıktığı zaman üye olduk ama tabii ki sefasını da süremeden maalesef bizi işten çıkardılar. Arzu Şentürk bize maddi manevi tazminat davası açtı. Gözaltına alındığımız için dava açıldı. Geçen hafta mahkememiz vardı. Zaten bu işçiler yoksulluğa, sefalete sürükleniyor. Açlıkla sınanıyor. Bir de üstüne davalar açıyor. Hakimin karşısına çıktık. Orada bir görseniz jandarma dolu, hepsinin el belinde silahlar. Yani silahların gölgesinde mahkemeye çıktık. Sanki orada teröristmişiz, bir örgütmüşüz gibi davrandılar bize. Yani anlayacağınız bu ülkede işçiler sahipsiz ama biz el ele olursak, güçlü durursak patronları yeneceğimize inanıyorum. Lezita işçileri de burada. Daha önce tanışmıştık onlarla. Onların da direşini destekliyoruz. Fernas'ını da destekliyoruz. Yani hepinize teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemedim. Teşekkür ederim.